Siz de sağ olun. Bir de yani o ilk yedikten sonra şimdi kafada yerleşmiş tamam mı? 5-1-1-1 yapacağım. Yedi idare eder dedi. Baktı. Daha kötüleri de var. Bana kalırsa adaletli bir puanlama yapıp en iyisine vermek istedi ve en iyisine verdi. Bence hiç öyle değil. Ben merak ediyorum Tuncay teyze. Gerçekten sadece o tabak mı güzeldi? Ya, diğerlerin arasında hiç hayır, yok muydu? Hayır, sarmaları öyle Sütür değildi. Dolma öyle olmaz ki kadayıf dolması. Yuvarlak küçük olur. Peki bir şey benim soracağım. Küçüktü. Aa, yuvarlak iri yapmışsınız. İri yapmışsın, kocaman yapmışsın. Görünüş olarak yani, daha küçüktü. Anne tahmin edebilirdin. Sen yani hiç tartışırken... Erzurum'a gidip de dolma yemediniz mi kadayıf dolması? Erzurum'a gitmedim. Ha, ne yalan söyleyeyim o zaman ama... burada da giderseniz görürsünüz. Keşke dolmasına benzememiş. Tuncay Hanım o tiyoları... Nasıl yapılması gerektiğini gelininize söyleseydiniz. Gelininizin tabağını bulsaydınız helal olsun Nurten diyecektim. Tuncay Hanım ben de şunu merak ediyorum. Gece yastığa başınızı rahat koyabilecek misiniz? Koyarım canım evet. Koyar hiç merak etme. Koyarım. Ya bizi böyle hiç düşünmeden şu kadarcık içine sızlamadan 5-1-1-1 yapıp yakıyorsunuz. Gizem'in dediği gibi. Gelinini bulsam benim annem mesela sizin yaptığınız puanlamayı yaptı. Ama emindi. Ne yapmam lazımdı? Sizin yaptığınız tavır gerçekten senin annen de yaktı. Bak başka bir gün. Ama ben gelinini anne haberiniz olsun bu arada. Anneme o kadar çok dolduracağım ki bir dahaki haftaya geldiğimizde. 5-2-1-1 verdeteceğim. Doldur Gizem. O zaman ne olacak biliyor benim musun? Benim gelinim bana asla öyle bir şey ben demiyor. Yaparım. Ben öyle yapacaksın. Ben söylemedim ama ben sende hiç konuşmadım. Ama ben bunu söylemedim ki. Biliyorum seni söylemediğini. Ben burada şok oldum. Seninle aynı surat ifadesi böyle dona kaldım. Ben sana demiyorum zaten. Sen diyorsun ki benim annem de bak ilk önce Tuncay Hanım'a dedin ki hakkını yiyorsun diğer gelinlerin diyorsun. Senin bir kayınvalide tadımını yaptı, puanını verdi. Bir kayınvalidemiz kaldı. O da finalde tadım yapıp puan verecek. Ama şimdi kritik zamanı. Validenizi alın, çıkın çıkın gelin. Hemen başvurun, 7 gün içinde sizi aldırıyorum. Ya süper. Bir hafta içerisinde aradılar. Kaç bileziğim, kaç çeyreğim var sayısını bile unuttum. Başvurdum, 3 gün içinde aradılar. Ne kadar çok kazandık siz de biliyorsunuz. Kendinize güveniyorsanız başvurun ve gelin. Kollarımı bileziklerden taşıyamıyorum. Siz de başvurun, siz de gelin kazanın. www.kanald.com.tr WhatsApp hattımız 0539 570 37 07. Geldik haftanın en kritik anına. 5 altın bileziğin sahibi gelinimiz... Bu haftanın en düşük puanını alan gelinim. Haftanın finali. İşte gördüğünüz gibi üzerlerinde kurdeleler hazır bekliyor. 5 tane bilezik 10.000 TL değerinde. Bakalım bugün kime gidecek? Siz de gelip bu bileziklere sahip olmak istiyorsanız www.kanald.com.tr ya da WhatsApp 0539 570 37 07 arayın, çıkın çıkın gelin hayatım. Evet. Çıkın çıkın gelin dedik. Bir kayınvalidemiz kaldı. En son tadım ve puanlama yapacak Semra'cığım. Şimdi veterinerimiz var. Önce Zeynep ve Memduha'nın kulisteki gıybeti mutfakta nasıl yankı buldu? İzleyelim ne konuşmuşlar. Bence Zeynep bunu yapmandaki amaç ne? Yani kızı doldurup doldurup benim üstüme yollamak mı? Zamanında siz çok yaptınız bir şey olmadı da. Ben neyi şimdi yaptım biz, değil mi bir şey oldu biz yani? Biz neyi yaptık? Sizin yalan kendi aranızda bile bir sürü sorun varken. Bu kızın ben niye gözünü açmayayım ya? Vallahi iyi ki öyle bir şey yapmışım yani. Kim nasıl, içinden ne hissediyor, samimi mi değil mi bilmiyorum ki ben. Sen kimsenin içini zaten bilemezsin. İstersen 10 yıl kal burada da o ayrı bir konu.
Bırak Allah Gizem aşkına. Gizem için neden aynı şeyi söylemedim de neden senin için söylemiyorum Aysun? Neden söylemedin? Çünkü Gizem ben bana samimi geliyor. Sen çok samimiyetsiz geliyorsun. Bir şeye ihtiyacın olduğunda yardım edebilirim sana. Hem iyi görünüyor, bir şey olduğunda hem bana sorabilirsin. Evet, sorabilirsin de ben yardıma Aysun. Gittim bana niye gidiyorsun dedin. Doğru. Neden yani? Aysun kaç yıllık gelin ki senden daha iyi yemek yapacak? Bence çünkü ben onun rakibiyim, sen de onun rakibisin. Evet. Senin onu doldurman. Ben de aynısını söyledim burada ama burada senin ona yanaşmaya çalıştığını gösteriyor. Niye yanaşayım Allah aşkına çekmeye. Ya? Bilmiyorum işte. Bizim aramızdaki istiyorum. İlişki, küslük veya barışma mevzusu onu ilgilendirmez. Ben sormadım kaç yıllık üstler mi diye. Ne kadar yıldır yemek yaptığım da seni ilgilendirmez. Ben onları sormadım zaten merak ben edip Zeynep de Aysun. Benim sakladığım bir şey değil, çekinmedim. Hiç utanmadım, oturdum, gayet bir güzel konuştum. Geldiniz, gittiniz, cümlemi dahi değiştirmedim. Ama Memduha'yı ilgilendirmez. Ben zaten merak edip sormadım. Bak, geldi kendi karıştırmaya geldi çalışıyor. Geldi kendi uyardı beni. Farkın ben mı? Sormadım yani. Memduha'yı ilgilendirmez beni Aysun. Ne oldu Aysun? Neydi alıp veremediğiniz? Yani ben de anlamadım Seda Hanım. Kuliste bir baktım ikisi böyle oturmuş fısır fısır konuşuyorlar. Ben de o ara girdim. Bir elbise aldım çıktım. Hani dedim ki hatta o Allah muhabbetinizi artırsın yani falan bunda dedim. Bunda ne gibi bir sakınca gördün? Ya bunda bir sakınca yok. Tabii ki konuşabilirler. Ama ben konunun böyle olduğunu bilmiyordum. Yani girdim çıktım ben oraya. Detaylı bir şekilde dinlemedim, kulak vermedim. Sonra burada izleyince çok şaşırdım. Ya Aysun kaç yıllık gelin ki? İşte onlar zaten Gizem'le de bir küsüp bir barışıyorlar. Yani bu tamamen dolduruyor benimle alakalı. Doğru ve yanlış yani hepsi doğru da değil söylemlerinin. Ben de dedim ki amacın ne yani? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Nurten ne diyorsun sen bu işe? Yani Seda Hanım ben hayretler içerisindeyim. Zeynep gidip geldikten sonra böyle bir değişmiş. Geldik haftanın en kritik anına. 5 altın bileziğin sahibi gelinimiz bu haftanın en düşük puanını alan gelinim.